Tarih Sohbeti Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Tegeret FM radyomuzun bir tarih sohbetinden daha sizlerle buluşmaktan dolayı mutluyum. Bundan önceki sohbetimizde bir Amerikan gazetesinde Ermenilerin Doğu Anadolu'da devlet kurmak maksadıyla yaptıkları çalışmaları yerinde inceleyip birçok makamlardan başkent dahil İstanbul dahil bilgiler toplayan bir muhabirin makalesinden veya haber makalesinden diyelim alıntılardı. Ama bitirememiştik o sohbette. Devam ediyoruz ona. Diyor ki haberde bu Ermeni bölgesindeki konsolos çokluğu orada toprağında bulundukları Osmanlı devletinin vatandaşı olan Ermenilerin Osmanlı boyunduruğundan kurtulmak için yaptıkları çalışmaların yol göstericiliğini yapıyorlardı diyor. Konsoloslar konsolosluk yapmıyor çünkü konsolos kendi vatandaşının işine koşturan insan demektir. Başka bir ülkede bulunan kendi vatandaşının işlerini takip eder, haklarını korumaya çalışır, hastasına yardımcı olur. O olur bu olur. Bu konsoloslar diyor, acaba Rusya'da veya Almanya'da olsalardı, oralarda da Ermeniler olsaydı, vardı da, tek tük de olsa vardı da, bunlar ve elçileri böyle bir harekete tevessül edebilir miydi? Kalkışır mıydı? Kalkışmazdı. Çünkü buradaki esas ana mesele sebep bu hadiselerin geçtiği yer bir Müslüman memleketiydi. Onun için burada pervasızca toprağında misafir oldukları devletin aleyhinde çalışanları tahrik ediyorlardı veya yetiştiriyorlardı. Buyurun bir Amerikalı gazetecinin tespiti bu. Hadi Amerika sen 25 Nisan'ı bekliyorsun. Bu acı, işte zulüm falan, soykırım o lafları da kullanıyorsunuz. Okusanız da bu gazetedeki o tarihi haber makaleyi Ermeni komiteciler sakin insanları gazetecinin tespiti, çiftçi, esnaf, hamalları ayaklandırıyorlardı. Komitacılar. Niye? Garip. Görünüşte dünyada garip. E Bu garipleri sevk etmek daha kolay. Yani çok zengin birisine desen ki, ya şu çuvalı ben taşıyamadım, şu çuvalı şurada 50 metre ötede bir yer var, oraya kadar götüreceğiz. Sana bir 50 lira vereyim. Git ya, işine der. Ama bir garibe desen ki şu çuvalı al da yavrum, şu 50 metre ötedeki yere bırak sana 5 lira vereyim. Tabii abi ne demek, vermesen de olur diye. Garibin gönlü çabuk yapılır veya garibin kandırılması çabuk olur. Zaten bütün Avrupa'daki ihtilaller, devlete karşı isyanlar hep garipleri, fakirleri, zavallıları, köleleri ayaklandırmak suretiyle kendi kavuşmak istedikleri yere kavuştular. Ondan sonra da bu fakirin, fukaranın fakirliği daha da kötüye gitti. Söylenti değil bu. Daha da kötüye gitti. Bizzat bunu görmüş birisiyim. 1960 ihtilali 27 Mayıs öncesinde akşamlara gelip Harbukulu öğrencileri gece mütalaasında öyle bir saatimiz vardı bizim. Yani ders çalışma. Gece mütalaasında sınıflarında topluca derslere bakarken okul komutanı Sıtkı Ulay bütün kesimleri dolaşırdı. Bütün kısımları dolaşırdı. Ve Böyle başını sallayarak tebessümle yani kolay gelsin Allah zihin açıklığı versin der gibi demezdi de kendini gösterirdi. 27 Mayıs ihtilali olduğu ertesi günü makam arabasıyla okuldan ayrılırken tabi öğrenciyle okul komutanına münasebetleri zaten pek olmazdı sınıf subayları vardı, alay komutanları vardı, o vardı, bu vardı veya tabur komutanları vardı. Ama ihtilal rütbelerin arasındaki bu disiplin farkını da maalesef alt üst ediyor. E, komitede yüzbaşı vardı. Milli Birlik Komitesi'nde. Muzaffer Özdağ. Ümit Azdağ'ın babası. O vardı. Yüzbaşı öbür tarafta da generaller vardı. Sıtkulay daha başkaları. Gürsel Paşa. Öğrenciler okul komutanının arabasının oraya varıp da açık camından bir şeyler söylemek istiyorlardı. Bir istekleri vardı. Yanına yanaştılar. Komutanım bir şey arz edecektik. Tamam tamam gidin Tabur komutanınızla görüşün. Ben sizle bunları görüşemem. Dendi dendi. Bu gözler de onu gördü. İşte ihtilaller, darbeler, vesayet sistemi bunu getirir. Başka bir şey getirmez. Darbeyi yapan insan devleti idare etmeyi isteyen fakat bu işe meşru yollardan erişemeyen Evelim bir şeyi satın alamayıp onu gözüne kestirip bir bilezikse, bir altınsa akşam gelip kuyumcunun camını parke taşıyla kırıp ona ulaşan kimsedir vesayetçi. Helal midir? Değildir. Dünya kanunları da suç mudur? Suçtur. allah Teala'nın emirlerine göre günah mıdır? Günahdır. Halbuki Müslüman iyi bir Müslüman devletine karşı itaatli olur, kanunlarına karşı gelmez, suç işlemez, yaratanına karşı da itaatli olur, onun emirlerine uyar, günah işlemez. Kitaplardaki Müslüman tarifi budur. Efendim ben ama işte filan idare kuracağım, fiş mekan idare kuracağım. Kim söyledi sana bu vaziyeti, vazifeyi kim verdi? Yani dinin emrettiği şeylerin dışında verdilerse, Kusura bakma onlar başka kapıya gitseler demek lazım. Evet peki niye Hristiyan memleketleri de yapmazlar? Çünkü onlar için Hristiyanlar dünyanın tek inanmış insanıdır. Geri kalanı hiç inanmış sayılmaz ve bunların öldürülmesini de papaları, papazları onlara sık sık laf arasında efendim antidemokratik geçin geçin demokrasi falan filan oralara gelince demokrasi o kapılardan giremez onların kapılarına yok yok girmez sokmazlar ama kendi başı sıkışınca demokratik davranmıyorsunuz ha Ölçüsüz güç kullanıyorsunuz ha! Orantısız güç kullanıyorsunuz ha! Evet. Ve Ermeni komitacıları da kendileri ağa, inekleri de köylüler sağa. E sen de sağa ya! Sen süt içmeyecek misin? İnek sütü içeceğim. E sağa? Ben ağa. Sen de sağa. Tabii. Ve gariplerin başı yanıyordu. Garipler yakalanıyordu. Garipler öldürülüyordu. Hapislerde çürütülüyordu. Türklerin dine Hristiyanlığa saldırdığını ileri sürüyorlardı. Yani buna kim inanır ya? 600 sene ömür sürmüş olan dünyanın en uzun ömürlü imparatorluğunun vatandaşları arasında nüfus sayımları yapılsaydı belki Müslümanların dışında gayrimüslimler olarak da nüfus sayısı Müslümana yakındı. Ha Müslüman arkadaş ben Hristiyanların nefes almasını istemiyorum. Ya Müslüman olur ya da kellesi yerinden gider. Yok. Bazen Hristiyanların yaptığı çok vahşice saldırılarda yakalananları kitlesel olarak Müslümanlar öldürmemişlerdir. Hatta bu konuda bazen ceza vermeye o öfkesiyle bir devlet başkanı olarak kendi insanından yüzlerce kişi ölmüş, ceza vermeye kalkınca Şeyhül ne geldi? Bu adamların suçu ne? Padişahım. Ama işte onları ya onlar değil. Suçu kim işlediyse o cezayı alacak. Siz bunlara onların da akrabası diye ondan kalmış çocuk diye el kaldıramazsınız. Macaristan'a aldığında Kanuni Sultan Süleyman Han Macaristan kralının bebek olan tahtın varisi olanı muhafaza etti. Huzuruna getirtirdi. Annesinin kucağına getirildi. Ve çok da sevdi, okşadı. E Hristiyan çocuğuydu ya. Hangisi bir Müslüman çocuğunu onlardan bir din adamı Endülüs'te okşadı. Kitlesel öldürme gittiler. Ha bunu söyleyerek hadi Müslümanlar saldırın. Yok. O yok. Kim ne de derse desin suçu işleyen cezayı alır dinimizde. Onun soyundan gelen ya Kendinden aşağı soykütü de ya kendinden yukarı kim olursa olsun suçu işleyen cezasını alır. Ama alır. Ötekiler hayır. Fertleri her birini dünyada tek olarak düşünür Müslümanlar. Ha alır eğitir onu yapar onu yapar. Müslümanlar bunlara saldırmıyorlar. Halbuki diyor gazeteci Trabzon'dan Erzurum'a kadar yollar, ilçeler, manastırlarla, kiliselerle dolu. Amerikalı tespit etmiş ya. Trabzon Erzurum arası en çetin yerler şu anda bile kop dağları tamam geçildi oldu çok güzel hallere geldi yolları falan filan ama biz onun eski halini de biliriz. Ama 1890'da herhalde bundan daha e, yani fiziki olarak geçişe müsait değildi. Oralarda dahi ya buralar ıssız şu Ermenileri eşiktekini, beşiktekini hepsini kökünden kıralım. Yapamaz. yapamaz. Dinen yapamaz. Bir Müslüman öfkeyle buna kalkıştıysa öteki Müslüman onunla kavgayı gözü alır ona yaptırmaz. Bizi bilancımız budur. Ermeni okulları, kiliseleri Rusya'dakilerden bin kat daha serbesttirler diyor Amerikalı gazeteci. Bin kat. Orada da Ermeni var. Rus çarı var efendim bu komitacı Hirmyan yazdığı mektuplarda siz mukaddes çarımız diyor. Sizin mübarek dualarınızı bekliyor Tebam. İyi de o garip kuraba beklemiyor. Sen bu imparatoru kullanmaya çalışıyorsun. Aman bize istihbarattan adam de şu Osmanlı'dan güya kurtulalım kurtulacaklarını zannediyorlardı. Halbuki Rusya da tamam Osmanlı'dan kurtuldu da ben sizin icabınıza bakarım. Boynuzu bir kırmızı kurdele bağlarım diyordu. Bağladı da bugünkü Ermenistan'ın haline adamcağızlar orada kendi yurdumuz Ekmiyazi değil diyor ama hani hani sefilleri oynuyorlar. Önceleri Balkan Komitesinde Burgarların ve sonra da Ermenilerin istikdali için uğraşan Baxter'ın kardeşler vardı. Bunlar Ermenistan halkındaki efendim insanların haline yazdığı kitapları var bu kardeşlerin. Rusya'daki Ermenilere anlatırken bu kitapları da diyorlar ki, Rusya'daki Ermenilere, dikkat buyurun efendim, Ermeni kiliselerinin serveti Rusya'nın hırsını kabarttı. Neredeki? Rusya'daki. Ermeni kiliselerinde servet mi vardı? Bizim camilerimizde şimdi servet mi var? Ama gene de yolsuz kalan bazı kimseler yardım kutularını çalıyorlar. Yardım kutularındaki paraları çalıyorlar. Be oğlum yapmayın ya. O girdiğiniz camide, mescitte Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim sirkatı, hırsızlığı haram ettim diyor. Sen de Müslüman evladısın. Yahu orada ibadete giren insanın ayakkabısını alınca sana beddua edeceğini düşünmüyor musun? Velev ki adam beddua etmedi, belki ihtiyacı vardır diye hakkını helal etti ama sen bir hırsızlık günahı işledin, bu ise haramdır. Oraya verilen yardım parası Allah'ın evi olarak bildiğimiz Allah Teala'nın evi olarak bildiğimiz camilerimizin masrafında kullanılmak üzere Müslümanlar vermiş. Sen ha o adamın cebinden para çarpmışın, ha bu kumbara'yı götürmüşün. Öldün mü acından ya? Bu memlekette acından ölen var mı kıymeti dinleyenler? E Rusya e, tabii göz dikecek o servete. Rus hükümeti bu serveti kapmak için bir yola çıktı. Galitsin'i Eçmiyazin'e asker gönderdi. O bölgenin valisi emir verdi ona. O Ermenilerin olduğu, Rus Ermenilerinin olduğu bölgeye asker gönderdi. Ermeniler askerleri taşa tuttular. Zaten bunu istiyorlardı. Asker gitsin. Onlar da bir cahillik yapsın, askerleri taşa tutsun. Vay bizim askerimiz kendi toprağımızda yürüyemeyecek erbeniler. Ne kadar zararlı insanlarmış. Bunların demek ki bir kötü niyeti var. Arayın bunların evlerini, üstlerini, başlarını. Ne? Servet, servet, servet Katagikos bunların dini en yukarı lideri oluyor. Ona da kutsal katagigos diyorlar. Güya İsa aleyhisselam adına kararlar veriyor. Yerini bırakmaya mecbur oldu. Rusya dedi ki bu senin başının altından çıkıyor. Kaldı mı Ermeniler orada başsız? Rus subayları hazinelerin anahtarlarını istediler. Tabi hazinenin anahtarını vermeyi reddettiler. Ve Rus subayları kilisenin kapılarını kırdılar. Paraları, kıymetli eşyaları, hatıraları alıp götürdüler ve Rus hükümeti de manastırların arazisini zapt ettiler. A Çizginin hemen karşısı Doğu Kapı. Bugün Kars'ta. Rusya'ya geçiş kapılarından birisi. Karşıda ahuryan istasyonu var. Oradan itibaren işte Ermenilerin olduğu yerler. Onları gençliğimizde görmüştük. Oraları uzaktan da olsa, dürbünlü de olsa görmüştük. Rus Ermenleri var orada. Rusya kendi vatandaşı Ermenilerin kiliselerindeki ne varsa paraya müteallık hepsini soyup soğana çeviriyor. Bir Osmanlı padişahı düşünebiliyor musunuz? Gitsin de Sırbistan'ı alınca Sırp kasalarını soysun. Hayır. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiğinde, bir kuruşlarına tenezzül etmedi onların. Her şeyini sizin alıp götürün. Ben sadece bu harp için devletim masraf etti, askerim ter döktü, askeri masrafları verin. Yani fidye Necat, Kurtuluş Akçesi, erkek eli silah tutanlar adına on altın, kadınlar için beş altın, çocuklar için 3 altın verin, geri kalan neyinizi götürüyorsanız götürün dedi. E götürecek götürecek ama bir de götüremeyecek garip kuraba vardı. Onlar da gitmek istiyor ama bir türlü fidye-i necat bulamıyordu. Yok ki Ekmek parası bulamıyordu ki imparator zamanında. Dediler ki efendim bayağı bir fakir fukaradan insan kalıyor. Bunlar da gitmek istiyorlar, ağlayıp duruyorlar ama fidyeleri yok. Buyurdu ki ganimetten benim payıma düşenden bunların fidyelerini verin. Sağ cebinden sol cebine parayı aktarmış oldu Fatih Sultan Mehmet Han. Bir Rum Ortodoks'un hürriyetine kavuşması için bırak adamı soymayı, kapısını kırmayı, kasasını parçalamayı. Topkapısı Sarayı ile Ayasofya arasında, Ayasofya'nın avlusunda, imaretin karşısında yuvarlak, eskiden sarı renkliydi, şimdi bilmiyorum rengi ne oldu, çok senedir gitmedim. Ee, bir kule yavrusu bina vardı. 12 metre yüksekliğinde sarı. Orası Ayasofya'nın Bizans'ta olduğu sırada din adamlarının Ayasofya'ya görevli olsun veya diğer büyük kiliselerde görevli olsun din adamlarının hazinelerinin olduğu kuleymiş. 4 metre yüksekliğinde 3 kat katlar arası ahşap direklerle beton, hasır beton falan değil. Yok ki. Efendim. E gitti. Gitti. Bunların hepsi bitti. Osmanlı gelince ama bunların hazineleri varmış falan. Hayır. Ve Bizans başbakanı olan ve imparatorun da kayınbiraderi olan kimse Fatih Sultan Mehmet Han'a güya bugünkü ifadesiyle yağ çekmiş olmak için belli bir parayı getirdi, takdim etti. Sultanım bunlar size hediyemdir. Sen bunları niye biriktirdin dedi. Efendim sizin için biriktirdim. Vay hain vay dedi. Sen bir devletin imparatordan sonra gelen başvekili olasın, yardımcısı olasın ve devlet malını benim geleceğimi düşünerek benim için saklarsın. Salladı gitti. Sallanmaz mı? Sallanır işte bu. O parayı da reddetti. O nerede? Rus çarının askerlerinin yaptıkları iş nerede? Kendi vatandaşlarına. Pekala Osmanlı bunlar. Ganimettir dedi. Hayır hayır. Silah ve top var mı? Var. Ha, o devleti bu arkadaş bak. Elinden alamazsınız. Fatih Sultan Mehmet Han'ın eli kopar ama o ganimetteki askeri silahı, malzemeyi elinden alamazsın. O devletin düşmanın eline silah verilmez. Papazlar ve öğretmenler parasız kaldılar. Kiliselerin malları gelirlerine el konunca ayin yapılamadı. Papazlar maaş alamıyoruz diye kiliseye gelmediler. Kiliselere gelmediler. Rus halk hükümeti papazlara, öğretmenlere eğer siz ortodoks olursanız evet size iki kat aylık vereceğiz diye vaat ettiler. Osmanlı burada yapmadı Balkanlarda ve başka yerlerde. Halbuki dinimizde dinimizde müsaade var. Yani bir Müslüman olmayan, inançlı olan kişi eğer Müslümanlara karşı sevgisi artsın, aa bu Müslümanlar hakikaten insanlara çok iyi muamele yapıyorlar diye kalbi Müslümanlar tarafına eğilsin. Çünkü efendim hocalarımız allah Teala gani gani rahmet eylesin. Ee, insanın kalbi havuzun başındaki salkım söğüt gibi suya doğru hep eğik olur. İnsanın da kalbi salkım söğüt gibi yapılan iyiliğe karşı o tarafa eğilir. Adeti ilahi bu. Ee, siz ona Hristiyan olduğu halde veya başka putperest olduğu halde bir iyilik yaparsanız kalbi meyleder, size meylederken aa Müslümanlar da hakikaten ya iyi insanlar der. Böyle kalpleri yumuşasın diye Beytül Mal'de toplanan fakir fukaranın dahil haklarının bulunduğu yerde yedi kişinin yardımı yapılır oradan, Beytülval'den. Bunlardan birisi de müellefetil kulüptür. katleri eğilsin diye Hristiyanlara da Osmanlı hazinesi iki bölüm. Bir devletin kendi hazinesi, yine o hazinenin içerisinde birisi Beytülval. Oradan para verilmesine dinimiz izin veriyor. Osmanlı padişahları bunları bol bol kullandı. Bunlar ne yapıyor? Ortodoks, ortodoks. Sen ortodoksun, o da ortodoks. Ama diyor sen benim olduğum ortodokstan olursan diyor maaşını iki misli vereceğim. Buyurun şimdi. İki Hristiyanın sadece bazı farklılıktan dolayı belki Katolik Ermeniler de vardı. Protestanı Biraz protestan okullarında çocuklarını okutarak çoğaltmaya çalıştılar. Ama Ermeniler Rusların Ortodoksluğunu da sevmiyorlardı. Yani aralarında bir Ortodoksluk farkı da var. Şimdi de Yunanistan efendim'deki bu manastırlar, dağın tepesinde Aynaroz manastırları, bunlardaki insanlar Ermenileri Ortodoksları seviyorlar mı? Hayır. Hayır. Bulgarları seviyorlar mı? Hayır. Bulgar da Ortodoks. Aynaroz da Ortodoks. Ermeni de Ortodoks. Ha, Katolikleri de az var. Çeşitli şeyleri var kendi aralarında. Onlarda sen Ortodoks'un işte ben Katoliyim falan vurun öldürün yoktu onlarda. Yani Hristiyanlığın İsa Aleyhisselam'dan geldiği döneme daha yakın böyle dini uygulamaları öne çekerlerken işte böyle Ruslar gelip siz bizim Ortodoksluğumuza dönün iki misli var. Kimi çekiyor? Din adamını çekiyor. Papazlara. Papaza rüşvet veriyor Amerika. Din değiştir diye. Efendim bir reklam aramız var. Hatta aramız acıkta geldi geçti. Küçük bir aradan sonra inşallah beraber olacağız kıymeti dinleyenlerim. Segeret FM Radyosu'nun tarih sohbeti programını dinliyorsunuz. Kıymetli dinleyicilerim ikinci bölümüne başlamış oluyoruz. Ermeni dostu olarak bilinen, bakınız hep yabancı kaynakları kullanıyoruz. Kendi belgelerimizden bir şey söylemiyoruz. Hoho bizde neler var. Ama Avrupa'dan ne hikmetse Şimdi size Fransız elçisini anlatacağım. E, Fransız elçisinin bugünkü Fransa Cumhurbaşkanı Ermeni soykırımı yaptınız diyor. Peki Fransa bu soykırımı yaptınız dediğiniz dönemde bu zavallı insanları size istiklal vaat ediyoruz diye Niye Maraş'a kadar kendi askeriniz sayısından da fazla 30 bin Ermeni'yi Şanlıurfa'ya, Gazi Antep'e ve kahraman Maraş'a getirip de o dağlarda ölmelerine sebep oldunuz? Hı? Ya ondan sonra da aman 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 beni anlamasınlar diye Marsilya'da Efendim, heykel, tabi tabi tabi, yapın yapın. Radyo kuracağız, kurun. 1, 2, üç 5, 10. Her şey tamam. Şu anda Marsilya sanki Ermeni ülkesi gibi. İngiltere aynı şekilde. Amerika ayrı şekilde. Hadi yani gelir burada Ermenistan şu anda sefilleri oluyor adamcağızlar. Hakikaten acıyor sen ya. Fransız elçisi Kanban vardı. 10 Şubat 1894'te kabine reisi ve harici nazarı Kazimir Pörye ye gönderdi mektuplarında diyor ki evet Fransız elçisi söylüyor. 1885'e doğru ilk olarak Avrupa'da bir Ermeni hareketinden söz edildi. 1885'e kadar Ermeni var mı Avrupa'da? Yok ki. Peki nasıl oldu? Ermeniler birdenbire o gece rüya gördüler de ertesi gün ama biz istiklal istiyoruz mu dediler. Yoksa onların Osmanlı'da rahat ve huzur içinde karşı huduttaki Rus Ermenler'den çok daha refah içerisinde bir hayat sürmelerinden dolayı rahat battı mı yani Ermenlere? Hayır. Onların akıllarına Fransa bunu düşürdü. Peki, Ermenileri çok mu seviyor Fransa, İngiltere? Hayır. Hayır. Seviyorsa gelsin Ermenistan'a yardım etsin. Hadi. Azerbaycan topraklarına yardım etseydi ya, hadi. İngiltere yardım etseydi ya, hadi. Hiçbirisi gelemedi Türk siyahlarının, İHA'larının bulunduğu yere. Aman Aman, 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 aman. Bunlar nereden geleceği belli olmaz diye. Bunların aklına, Ermenilerin akla bunu düşüren Avrupa'dır. Avusturya dahil, Amerika'da bunların yarı yardakçısı diyeyim, tam katılmadı. O zamanlar biraz muhalefeti vardı. Ve Rusya. Rusya'nın derdi, Doğu Anadolu'daki Osmanlı Ermenilerini kışkırtarak Osmanlı'dan koparıp kendindeki Ermenistan'la beraber bunları birleştirip Rusya yapmakta o bölgeyi. Kesin. Peki İngiltere, Fransa ne istiyordu? Ha İngiltere, Fransa da Osmanlı Devleti'ni parçalamak için anlaştılar. Eh siz şimdi bir avı yakalamak istiyorsanız kendiniz koştunuz koştunuz yoruldunuz. Daha başka birisini ya ben iyi koşamadım herhalde. Sen iyi koşuyor musun? Sen bir koş bakalım da şunu yakala diye avun peşinden onu koşturup iyice avı da yorup onu da yorduktan sonra o avun etini sen yemek istiyorsun. Ermenileri çok özür diliyorum Ermeni vatandaşlarımızı haşa haşa buna katmıyorum kesinlikle. Gönlümden de değil, yani burada mikrofonda bir kanuni zorunluluk meselesi de değil benim için bu. Ben çünkü nice faydalı işleri yapanlarını gördüm. Türk Ermenilerinden şu anda kimsenin müşteki değil, devletimiz müşteki değil. Kum kapıdan bir şikayet yok devletimizin. Ve devlet idarecilerimiz, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere birçok toplantılarda, bütün din ileri gelenlerini rahat bir şekilde toplayıp onlarla aynı sofrayı paylaşıyorlar. Şimdi onlar Ermenileri sanki böyle avı yoracak gibi Osmanlı'yı yoracak, Osmanlı başına kaşıyacak yer bulamayacak. Ya susun kardeşim Doğu Anadolu ne yaptınız falan filan uğraşırken biz de diyor Osmanlı'nın kendi coğrafyasını karıştıralım, hakemlik yapıyormuş gibi yapıp hep Ermeniler tarafını çalışalım, acık bir silah milah da verelim Ermenilere. Şimdi Güneydoğu Anadolu'daki teröristlerin hepsinde ne silahları çıkıyor? Bakın ne silahları çıkıyor? Rus silahları çıkıyor. O zaman hınçakçıların elinde ne silahları vardı? Rus silahları var. 120 senedir kıymeti dinleyenleri bir 130 senedir değişmiş mi hiç? Değişmemiş. Yine bu teröristlerin elinde Fransız silahları var. İsveç silahları var. İngiltere'den satın almış askeri malzemeler var. Değişmiş mi? Yine değişmemiş. O zaman da vardı. O zaman da İngiltere silah gönderiyordu. Kadro dışı silah daya gitsin. Şimdi Ukrayna'ya yaptıkları gibi. Fransa'da, İngiltere'de, Avusturya ve Amerika'da dağılmış olan Ermeniler ortak hareket için fikren birleştirilmeye çalışıldı. Ya Batı'nın böyle yardımları da var efendim. Milli komiteler kuruldu. Yani Ermeni komiteleri kuruldu. Milli. Ama hepsinin başkanı Rus istihbaratında görevli Ermenilerdi. Alsın diyor. Ölürse ölsün. Biz Rus Ermenisiyiz. Anadolu Ermenisi ölsün. Yeter ki Rusya'ya bir toprak kazanalım. Baya bir savaş bu efendim. İsyan falan değil. Baya bir savaş. Kılık değiştirmiş bir savaş. Milli istekleri ortaya koydular ve bu isteklere kavuşabilmek için, bunları elde etmek için Fransızca, İngilizce gazeteler çıkarılmaya başladı. Ermeniler Doğu Anadolu Ermenisi'nin köylüleri karınlarını doyuramazken Fransa, İngiltere'nin evvela Fransa'nın yardımıyla Fransızca, İngilizce gazeteler çıkarıldı. İttihat terakkiyicileri de öyle yapmadı mı Jön Türkler zamanında? Dünyanın nice böyle iktidarlere sebep olan insanlarının sığınak noktası halen de İngiltere, Fransa, Amerika değil mi? Teröristler İsveç'in soğuğuna niye gidiyorlar? Korunuyorlar. Peki İsveç onları niye topluyor? E, onlara silah satıyor. Ne yapsın canım? Gariban bir vatan kuracak. Kurar da o vatanda kendisi kalabilir mi? <laughs> Yok. Kurabilecek bir kere de kursa da kalamaz. Maksat çünkü onlara vatan kurdurmak, kurdurmak değildi. Maksat Türkiye coğrafyasını. Türk'ü La Question de d'Orient denilen şark meselesi, şark sorusu, suali manalarına gelen şeyin birinci safası daha. 150 senedir ya birinci safayı atamadınız ya. Balkanlardan sökeceklerdi Müslümanları, Türkleri. Sökemediniz. İstanbul'dan sökeceklerdi, sökemediniz. Anadolu'dan sökeceklerdi, sökemediniz. Ama Türkiye şu anda her ne kadar bayrağı dalgalanmasa da bütün Orta Asya'da olsun. Afrika'nın ortası da dahil her tarafında olsun. Bayrağa yardım köyleriyle dalgalanıyor. Ne mutlu bize ki Allah Teala bunları bize gösterdi. Bizden öncekiler göremediler bunları. Evet. Ve bu gazeteler Türk idaresinin bozukluklarını var mıydı bozukluk? Ya her idarede aksama olur. Çünkü arkadaş insana dayanıyor. Şimdi bir transatlantikte onun sahibi siz olun. Kaç kişi çalışır? Belki bin kişi çalışır. Bin tane insanın kalbini okumanız mümkün mü? Yok. Yok. Bin tane insanı yalan makinesine mi bağlayacaksınız? Bin tane insanı hırsızlık sınavından mı geçireceksiniz? İmtihanından mı geçireceksiniz? E bunların içerisinde üçü beşi bir sıkıntı yapsalar, transatlantikte bir hırsızlık olsa kimi suçlayacaksınız? vay işte bu, e kardeşim devlet işi transatlantik gibi de değil. Bugün devletin memur sayısı belki 4-5 milyonu geçiyor. Sadece öğretmenlerimiz 2-1 milyonu geçiyor. Böyle olunca, burada devlet adına iş yapanların, şeytanın yanında hiç olmayacak mı? Daha çok onların yanına gelecek. Hadi aslanım çeşme akarken doldur, doldur testini diyecek. Kim gelirse gelsin, şeytan hep bu işte uğraşıyor. Ha ne kadar inançlı, kimsenin görmediği yerde de sanki herkes görüyormuş bir platformda oturuyormuş gibi düzgün oturup tertemiz yaşıyorsa işte o terbiyeyi vermek lazım. Bunu verirsiniz. Buna rağmen de bu terbiye rağmen de artık 3-5 tane taş çıkarsa bulgurun içinde evin hanımını tutup da boşamaya kalkmazsınız efendim. Ee, niye pilavın bulgur taşını ayıklamadım bulgurun diye. Geçer. İnsanız. Allah-u Teala'nın haram ve helalleri yaratmasındaki hikmet de bu. Bir nevi bizim imtihan sorularımız. Evet. Gazeteler çıkmaya başladı. Avrupa artık ha ya bak Ermeni gazetesi az falan filan derken diğer gazeteler de alıntı yapmaya başladılar. Çünkü devlet politikaları bu. Osmanlı devletini işlemediği suçtan Suçu işlemiş gibi mahkum etmeye çalıştılar. İnsanların gözünde mahkum etmeye çalıştılar. O adam, o adam hırsız. Ya değil adam, hırsız hırsız. Ben biliyorum, sen bilmezsin ama ben biliyorum. Bu manada Osmanlı devletini kendilerinin yaptığı bütün kötülükleri bir kenara alıp kötülük yapmış gibi gösterdiler. Şu anda kendi vatandaşlarına ne yapıyorlar? Hangisinin yüzü gülüyor? Hangisi korona imtihanından alnının akıyla çıktı? Çıkamaz. Çünkü egoizm var. Egoizm. E -o egoizmin de en güzel ilacı nefsi terbiye etmektir. Hiçbir yer etkisi yok efendim. Hiç. Efendim ben Egoist olmadım da mah oldum diyeni yok. Ama keşke bu kadar egoist olmasaydım. Meğer bu dünya bu kadar yalanmış. Kraliçe ne götürdü? İngiliz kraliçesi ne götürdü? Ya trilyonların, katrilyonların sahibi ölüsü bile devletin kasasından parayla kaldırıldı. Ya bırakın siz bu mülteciler aç gezerken bu kadar şatafatı bırakın yapacaksanız ölenin mirasından da yapılabilir. Onun mirasçısı da şimdiki kral olan oğlu o yapsın. Niye devletin kasasından kullanıyorsunuz bunu? Ne törenler, ne törenler, ne törenler. Yani bu ibretlik efendim. Toprak bir türlü kabul etmiyor. Evet. Gezdir babam gezdir. Efendim. Milli komiteler kurdular. Yani Ermenilerin milli komitelerini kurdular. Ve basın yayın hayatında Avrupa'da ses vermeye başladılar. Türklerin Berlin Anlaşması'nın hükümlerini bozduğunu bildirdiler. Ha! Ayasofya nasıl oldu? 16. madde. E Berlin'de 61. madde oldu bu. Hop geri kaydı. Ermeniler saçırma başı oldu ya, niye bize bakmıyorsunuz falan? İngiltere dedi ki bizim başka şeylerimiz de var. Siz böyle gelip gidip de boyuna aman bizimki en ön planda abi bizim yerimizi ayır ne olur falan filan diyorsunuz ama bizim devletimizin de idari sorumluluğu var. Yani bizim Osmanlı'dan başka menfaatimiz var. Biz şimdi Kıbrıs'ı yutmak istiyoruz. Bana ne lan sizin gibi Ermen'den affedersiniz demeye getirdi İngiltere. Ve oradaki ıslahat patladı. Durun bakalım canım bu ıslahat böyle gitsin de biz onu sonra bakarız, o işe bakarız. Zaten Abdülhamit Han dedi ki İngiliz elçisine ben hayatımı bu yola vermişim. Ermenistan'ın topraklarına müstakil olarak yani orası Ermenistan değil. Orası Osmanlı toprağı. Orada bir devlet kurdurmam işinize geliyorsa, İngilizler baktılar ki Abdülhamit Han çok ciddi Mısır'ı yutmuşlar. Ama Kıbrıs için düşürebiliriz falan diye ha dediler. Tamam. Sen Kıbrıs'a ses çıkarma. Biz öbür tarafa şey deriz. ha geldi geliyor. ıslahat yapılacak planlayalım. Komisyona havale ederiz onu. Kolay dediler. Ermeni komünistler ne oluyor bizi niye dahil etmiyorsunuz? Ya kardeşim bir dakika ya bir dakika Şu Kıbrıs işini bir halledelim ya Kıbrıs işini çözelim ki Sizin başınız derde gelince Kıbrıs yakın Biz hemen oradan size Yardıma geleceğiz Sesinizi çıkarmayın bak Ermeniler nasıl kandırıyorlar Osmanlı adam da Kıbrıs'ı isterken diyor ki Bak 93 Harbi'nde başınıza neler geldi? Aman ha! Biz size yardıma gelemedik. Gelmediniz, gelemedik değil. Biz size Kıbrıs'tan daha kolay yardım ederiz. Rusya sizi yutmak istiyor. Boğazları almak istiyor. Bakın aynı Kıbrıs'ı, aynı İngiltere, iki tarafa da kullandı. Filistin toprakları içinde oralarda bir İsrail devleti kurulması için İngiliz Dışişleri Bakanı ile Mısır Genel Valisi ayrı ayrı birisi Suudi Arabistan'a efendim birisi de Irak'a söz verdi. Bu bölgenin idaresini sana vereceğiz diye. İkisine de Aynı toprağa bağışladılar. İkisi de kavuşabildi mi? Hiçbiri kavuşamadı. Ee, adamlar boşa sör olmuyorlar canım. Çünkü bir insanın asaleti halleri taşıdığı plaka değil. Onlar sör, lord, bilmem ne plakaları var ama adam öyle mi? bir İngiltere kraliçesinin efendim gelininin başına gelen suikast o ölen kraliçenin ahiretteki vebali için he, neler neler ne, ne hesaplar verdirecek ne hesaplar Diyeceksiniz ki ya o da iyi o tabii de iyi yolda değildi ama nihayet bir devlet başkanısın, kendi gelinine suikast planı atamazsın. Karma karışık. Efendim, kıymetli dinleyenlerim, vaktin sonuna hemen hemen geldik. Ve Berlin Anlaşması'nı böyle biraz vites küçülterek avrupa tamam tamam yanınızdayız yanınızdayız diyerek Ermenilere esaslı bir gol attılar. Ermeniler de saf saf inandıkları şeyde o dediler. Bu İngiltere'de batsın. Fransa'da batsın demeye başladılar. Ve kendileri bu sefer başka yerlerde gazeteler basmak suretiyle Avrupa devletlerini yerden yere vurdular. Niye böyle yapıyorsunuz deyince komitecilere korksunlar bizden. Avrupa'nın İstanbul'daki elçilerine tehditname gönderdiler yazılı. Yoksa dediler biz bu sabotajlarımızı Avrupa'da yapmaya başlayacağız. Bize dur demeseniz de durmayacağız. Ne oldu? O günden bugüne kadar binlerce Ermeni, milyonlarca Ermeni ve karşılığında da Müslüman çatışmasıyla Müslümanlar öldü gitti. Bir adım gidebildiniz mi ileriye? Şimdi Türkiye'nin güneydoğusundaki bitmek üzere olan teröristlerle bir farkınız var mı? Bu teröristlere diyorum, bakın işte Ermenistan tarihini okutmuyorlarsa okuyun. İçinize mutlaka Oradan da insanlar vardır. Çıkıyor çünkü haberlerde. Ya bakın Türkiye'nin sizin hiçbirinize hiçbir zararı yok derdiniz de, hatta bu operasyonlarla Türkiye sizin ileride Avrupa'nın kölesi olmanızı önlemeye çalışıyor. Allah kendiniz bilirsiniz. Efendim süremizin sonuna geldik. Biraz da geçtik. Hoşçakalınız efendim. Tarih sohbeti